Değerli izleyenler sıra bugünün yorumunda. Dış müdahalelerle oluşturulan suni sınırlar ve bu sınırlar içerisinde farklı kutupların oluşturduğu nüfus sahaları. Çatışan çıkarlar, yaşanan işgaller ve kışa dönen baharlar. Yaşanan tüm gelişmelere rağmen İslam coğrafyasında 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından Batılı emperyalistler tarafından oluşturulan statüko korunuyor, muhafaza ediliyor. Suriye'de olduğu gibi İslam beldeleri önce farklı örgütlenmeler üzerinden yıkılıyor, sonra da vekiller üzerinden yeniden yapılandırılıyor. Böylece İslam beldelerinin geleceği bir kez daha İpotek altına alınarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş denklem korunuyor. ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasını da böyle okumak gerekiyor. Amerika'nın bu hamlesinde hayret edilecek bir durum söz konusu değil. Zira Trump'ın dayandığı düşünsel arka plan hakim unsurlarla çalışmayı azınlıklara tercih etmiştir etmeye de devam ediyor. Bununla birlikte azınlıkları elden kaçırmamayı da önemsiyor. Amerika bu doğrultuda eski sahasını korurken layık kalması konusunda anlayış birliği içinde olduğu Suriye'nin Rusya'nın etki sahasında kalmasına razı görünüyor. Neticede oluşturulan kaosun ardından Amerika, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bölgedeki varlığını pekiştirmiş görünüyor. Ancak şunu bilmek gerekir ki Amerika ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı bu hal asla son hal değildir ve İslam dünyası 1. Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında da kendisine giydirilen gömleği kabullenmiyor, kabullenmeyecek ve eninde sonunda bu gömleği yırtıp atacaktır.